Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba, bugün 13 Ekim Pazar. Güne Ay Koç burcunda büyüyen fazda başlıyoruz. Ay aslına bakarsanız iyice büyüdü. Bir sonraki gündeki dolunaya hazırlanıyor. Enerji olarak da günde daha çok gün içerisinde istekli ve sabırsız, o Koç burcunun sabırsız doğasıyla daha çok haşır neşir olacak gibiyiz. Çünkü ilk açımız saat 01.06'da kesinleşiyor olacak ama tüm günde etkisi altına alacak açılardan bir tanesi Venüs ve Uranüs arasındaki karşıt açı. Özellikle bu açının etkilerini maddi kaynaklarımız hususunda fevri ve ani kararlar vererek, ama burada daha çok bir ayrıksılaşma enerjisi taşıyan bir güdü. Bir şeyleri fevri bir şekilde sonlandırmak, bir şekilde bitirme enerjisi taşıyor ya da fevri kararlar verme güdüsü taşıyor maddi kaynaklarımız hususunda. Aynı zamanda ikili ilişkilerimizin yönetimine de yansıyacak bir enerji. Daha çok kişi ya da birey olarak bakacak olursak mevcut içinde bulunduğu ilişki ya da sosyal iletişimden ayrıksılaşmak, uzaklaşmak ve özgürleşmek istediği bir yapıyı getirir bu açının doğası. Bu mevcut bir ilişkimiz olabilir. İlişkimizde bizi kısıtlayan, zorlayan ya da bir şekilde bağlayan şey, unsurların biraz daha gün yüzüne çıkabilecek olduğu bir gündeyiz. Bu açının etkilerini aslına bakarsanız bir gün önceden hissetmeye başladık. Yarın da hissediyor olacağız. Ve yarın aslına bakarsanız bir dolunay günü. O nedenle de tabii ki bunun etkilerini dolunay anında biraz daha detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız ama gün içerisinde biraz daha özgürlüğümüzü kısıtladığını, bizi bloke ettiğini düşündüğümüz konular hususunda fevri, dürtüsel ve hani gemileri yakma potansiyelinin daha yüksek olduğu kararlar verebiliriz görünmekte. 08.41 itibariyle yaklaşık 2 saat, yani 07.41 ve 09.41 arasındaki 2 saatlik zaman dilimi bize ayın ay düğümleriyle yapacak olduğu kare açının neticesinde gökyüzünde bir tek kare açı kalıbının oluşmasına sebebiyet veriyor. Her ne kadar ben dürtüsel olsam da gün içerisinde sabah saatlerinde sanki bir şey böyle gitmemi engelliyor gibi. O 2 saatlik süreç yerimde saymak, biraz daha sağlam düşünme isteği ve arzusu ön planda olacaktır. 10-17 itibariyle ayın Merkür'le de bir güzelliği var. Hani ben burada zihin ve duyguyu çok bir arada tutamıyorum. Ayın Koç burcunda olduğunu da unutmamamız lazım. Ciddi dürtüsel bir etki ve havada da böyle bir enerji söz konusu. Özellikle bu durumu sabah saatlerinde hissetmek çok daha yüksek seviyede olacak. 12-36'da ayın Satürn'le yapacak olduğu kareyle birlikte öğle saatlerinde biraz daha yavaşlayacak bir etki var. Yani o sabahın dürtüselliğinden biraz daha uzaklaşacağım. Satürn etkisiyle birlikte sorumluluklarım, neleri yapıp neleri yapamayacağımla alakalı bir otorite figürü olabilir, bir ebeveyn olabilir ya da mevcut şartlar olabilir. Kısıtlanma etkisini saat 13.36'ya kadar hissedecek olduğum bir enerji. Özellikle bu zaman zarfında gerçekten bir otorite olabilir. İşte devlet dairelerinde ya da buna benzer devletle ilgili bir konuda işimiz olabilir. Hani çok da bizim lehimize görünmüyor süreç. Erteleyebilirsiniz bu zaman zarfında değil de daha erteleyerek, özellikle akşamüstü saatlerine erteleme gibi bir durumunuz varsa eğer değerlendirebilirsiniz. 21.01'de Güneş'in Jüpiter'le yapacak olduğu bir sekstil açı var. Aslına bakarsanız günü de bir şekilde toparlayan bir etki. Bu aslında bize şunu da gösteriyor. Şimdi o Venüs ve Uranüs arasındaki karşıtlık, insanın doğasında değişimi reddeden bir yapı vardır. Her zaman tabii herkes için bir genelleme yapmıyorum ama insan sadece kendi kontrol edebileceği değişikliği kabullenen bir yapıya sahip. Şimdi burada dışarıdan bir etki var. Artık hani şurama geldi dediğimiz noktalar vardır ya. Ve astrolojik açısal olarak bunu değerlendirdiğimizde Güneş'in Jüpiter'le yaptığı sekstil bir noktada bu değişimin ya da işte bu fevriliğin de bize yararlı olabileceğini de gösteriyor. Yani eğer ki bugün itibariyle bir şeyleri artık dur dediysek, işte fevri ya da marjinal bir karar verdiysek hayatımızda, bilin ki aslına bakarsanız o da bir noktada gerekli. Çünkü Uranüs etkisi bir şekilde bizi
bizi bağlayan, sınırlayan konularda özgürleştirmek isteyen bir enerjidir. İşte o Jüpiter desteği de bir noktada bize bunu da gösteriyor. Yani ne o, her ne olacaksa senin adına hayırlı olacak diyor ki Dolunay temasında da bir nebze bu var. 23.54 bu sefer ayın Jüpiter'le yapacak olduğu bir üçgen açı var. Gün itibariyle özellikle saat 22.54 ve 00.54 arasındaki 2 saatlik dilim ki bunu 21.01'i de alabiliriz Güneş'le yapacak olduğu sekstil neticesinde istek ve arzularımızı dile getirmek, hayata dair dileklerimizi bir şekilde yaratım enerjisini değerlendirerek kullanmak hususunda güzel bir enerji var. Bunu yazabilir, dua edebilir, meditasyon yapabilir, inziva haline geçerek dillendirebilir ya da içimizde hissedebiliriz. Bu 3 saatlik zaman dilimini bu yönde kendinize harcayarak değerlendirmenizi ben de önerebilirim. Günün son enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle.